Herkese selam. Evet gerek Facebook grubumuzda gerekse kanalda çok sorulan markalardan biri James Dunkey ve bugün de 27 inç büyüklüğünde JD27FG model monitörü incelememiz altında olacak. James Dunkey'in ürünleri genelde fiyat performans olarak öne çıkan ürünler olmakta. Kullanıcılar da bu tarz fiyat performans ürünü sunan markaların ürünlerine önce böyle bir tereddütle yaklaşıyorlar ama ürün uzun vadede özellikle uzun vadede iyi yorumlar aldığı zaman kullanıcıların da markaya sempatisi oluşmakta. James Dunkey de bu markalardan biri. Bu konu hakkında konuşacağız tabi ama hemen monitörün kutu açılışını yapalım. Önce kutu içeriğini gösterelim ardından monitörün teknik özelliklerine geçip kendi deneyimlerimizi aktaracağız. Ama onun öncesinde kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanızın bizim için en büyük destek olacağını da hatırlatmış olalım. Sağ tarafta monitör destek ayağı kısmı var ve sol tarafta da monitör ayağını görmekteyiz. V şeklinde bir ayağa sahibiz. Çok fazla bir alanda kaplamıyor. Birazdan göreceksiniz. Üst tarafta güç kablosu ve sağ tarafta ise da kutu içeriğine eklenmiş olan DisplayPort kablosu mevcut. HDMI kablo kutu içeriğinden çıkmadı. Sağ üst tarafta da adaptörü görüyorsunuz. Ortada bulunan poşete de kullanım kılavuzu ile birlikte gerekli vidalar, bir tane tornavida ve kablo tutucu eklenmiş. Şimdi monitörümüzü poşetinden çıkartalım ve kurulumuna geçelim. Kurulum zaten çocuk oyuncağı monitör destek ayağıyla alt ayağı birleştiriyorsunuz. Sonra ekranda gördüğünüz iki vida yuvasına vidaları ekleyip sıkıyorsunuz. Alt ayak böylelikle tamamlandı. Şimdi sıra ayağın monitöre montajında. Burada biraz sinir bozukluğu yaşayabilirsiniz. İki vidanın yeri gerçekten biraz garip. Bu iki vidanın girdiği yeri görüyorsunuz. Destek ayağını monitörün arka kısmına getiriyorsunuz. Ve gösterdiğimiz deliklere vidaları yerleştirip sıkıyorsunuz. Bu açıdan bir de sıkmak biraz zor ama zaten bir kere yapacağınız bir şey olduğu için çok da dert değil. Biz nasıl olduğunu göstermiş olalım. Evet, sonunda monitörümüz karşımızda. Monitörün ön tarafı görünüş olarak gerçekten çok güzel ve çok şık duruyor. Beğendiğimi söyleyebilirim. Arka tarafa kırmızı şeritle biraz oyuncu efekti katmak istemişler sanırım. Yani kötü durmamış ama çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Üst tarafta da James Dunning logosu yerleştirilmiş. Monitör eğer çok ince yapıda bunun bir iyi bir de kötü yanı var az sonra bahsedeceğiz bu durumdan. Arka bölümde sol ve sağ tarafta delikler görmektesiniz o kısımlarda monitör içinde oluşan sıcak havanın dışarıya atılması için tasarlanmış. Bunun düşünülmesi güzel çünkü ısınan her elektronik ürünün biraz hava alabiliyor olması her zaman faydalı olmuştur. Hazır yeri gelmişken önce giriş çıkış portlarımıza bir göz atalım. Sol tarafta adaptör girişi bulunuyor onun yanında bir tane Display Port 1.2 bağlantısı. Onun yanında HDMI 1.4 bağlantı ve artık yeni monitörlerde pek görmeye alışkın olmadığımız DVI bağlantıyla jack çıkışı bulunmakta. Peki nasıl teknik özellikleri olan bir monitöre sahibiz? Hemen buna da bakalım. Monitörün 27 inç boyutunda olduğunu söylemiştik. 1920x1080 çözünürlükte yani full HD ve aynı zamanda 144 Hz'de tazeleme oranına sahip monitör veya panel TN panel değil veya panellerde kavisli ekrana alışkınız genelde ama bu düz ekrana ve VA panele sahip. Birazdan bu konuyu da ayrıntılı konuşacağız. Kendine oyuncu monitörüyüm diyen her monitörde olduğu gibi bu monitörde de gri'den griye 1 milisaniye tepki süresi var. Aynı zamanda monitör FreeSync destekli. Yani AMD ekran kartınızla birlikte yırtılmaların, takılmaların ve titremelerin önüne geçebileceksiniz. Monitörün parlaklığı 250 nits, kontrast oranı 3000'e 1, 178 derece görüş açısına sahip. 16.7 milyon renk desteği var ve 42W'a kadar da güç tüketimi bulunmakta. Monitörün net ağırlığı ise 4.17 kilo yani bayağı hafif bir monitör diyebiliriz 27 inçe göre. Evet monitörün teknik özellikleri bu şekilde ve az önce monitörün ayak kısmından bahsedeceğiz. Bu ayak kısmının inceliğinin bir iyi bir kötü yanı var demiştik. Şimdi o kısmın önce iyi yanından bahsedelim. İyi yanı çok ince olmasıyla çok zarif ve güzel bir görüntüye sahip olması. Yani masanızın üstünde gerçekten çok şık duracağına eminim. Bu bakımdan güzel bir artı verebiliyoruz ama işin bir de diğer boyutu var. Monitörün hareket kabiliyeti maalesef çok kısıtlı. Öne ve arkaya 5 ile 20 derece hareket edebiliyor. Fakat ne sağa sola dönüyor ne de yükseklik ayarı yapılabiliyor. Bu da tabii ki kendisi için bir eksi en azından destek ayağının boyu biraz daha yüksek olup monitör biraz daha yukarıda olabilirdi. Ama maalesef destek ayağının boyu biraz kısa. Evet çok üst düzey monitörlerde bile bazen sağa sola dönüş görmüyoruz ama bunlar artık kendini oyuncu monitörü olarak adlandıran monitörlerde bizim görmek istediğimiz özelliklerden biri. Kutu içeriğini gösterdik, kurulumu gösterdik, tasarımı detaylı şekilde inceledik, teknik özellikleri de anlattık. Şimdi en önemli yere geldik. Yani oyunlardaki performansına ve oyun performansı ekrana gelirken biz de monitör hakkındaki kullanım tecrübelerimizi anlatacağız. Bu arada ekranda gördüğünüz diğer monitörde 24 inç versiyon olanı 27 inç gözüne çok büyük gelenler 24 inç'i de düşünebilirler. İkisini birden ekrana getirdim ki artık büyüklük olarak hangisini isterseniz onu tercih edersiniz. Teknik özellikler kısmında değineceğimizi söylediğimiz panel kısmından bahsetmek istiyorum. Monitörün TN panel olmaması çok çok iyi çünkü panel kısmında gelişen bu teknoloji ile birlikte artık TN panellere bizlere bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edip kendilerini artık emekli etmemiz lazım. VA ve IPS panellere yönelmek çok daha iyi olacaktır çünkü artık VA ve IPS paneller TN panellerin artısı olan her şeyi yapabilmekteler. Üstüne bir de renk konusu eklenince TN panelin pek bir art yönü kalmamış oluyor. Bu James Dunkey monitörü üretenler de sanırım bizimle aynı düşüncede ve monitörlerinde VA panel kullanmışlar. Çok da iyi etmişler. Çünkü yaptığım oyun testlerinde monitörü özellikle renk konusunda bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Renkler hakikaten çok canlıydı. Yani bir VA panelden ancak bu kadar canlı renkler beklerdim. Bu monitörde VA panelin hakkı sonuna kadar verilmiş. Renk konusunda gerçekten çok başarılı olmuş özelleştirebilir kontrast ayarlarıyla da istediğiniz ayarlamaları yapabilmeniz mümkün. Tabi bunun yanında oyunlardaki akıcılıkta veya sahne değişimlerinde herhangi bir rahatsızlık olup olmadığı bunlar da çok önemli. E, gerek yarış oyunu olsun gerek yüksek herzde oynadığınız FPS oyunları olsun. Ben bu tarz piksellerin böyle hızla değiştiği oyunlarda herhangi olumsuz bir tecrübe yaşamadım. Aksine monitörü kullanmaktan büyük bir keyif aldım. Bununla birlikte bana verilen ve iki kere de teyit ettirdiğim bir bilgi var. Bu oyuncu monitörlerinde ölü piksel çıkma durumu herkesin korkulu rüyası olmakta biliyorsunuz. Yani o kadar para verip eve gelip monitörü kurunca kimse monitöründe ölü piksel çıkmasını istemez. Ve bu ölü piksel çıkmasında birçok firmada geri iade yapılırken bazı ölü piksel sayısı şartları falan var. Ancak James Dunkey monitörde bir tane bile ölü piksel çıkması durumunda birebir aynısıyla değişim yapacağını söylüyor. Dediğim gibi bu bilgiyi iki kere teyit ettirdim doğru mu diye. Aynen bu şekildeymiş bana söylenen de bu. Tabii bu çok sevindirici. Yani monitörü aldım. Ölü piksel çıkarsa ne yaparım diye düşünme korkusu olmadan alışveriş yapmak çok keyifli olur elbette. Bu çok önemli bilgiyi özellikle iki kere daha teyit ettirdikten sonra sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada göstermeden geçmeyelim. Monitörün menü ayar tuşları panelin altına konumlanmış. O noktadan dilediğiniz ayarı yapabilmeniz mümkün. Menüler İngilizce Türkçe dil desteği yok. Zaten bu menü geçişleri içinde iyi bir İngilizce bilmenize gerek yok. Sanırım herkes hangi menünün hangi ayarı değiştirdiğini kolayca anlayabilir. Peki James Dunkin 27 inç boyutunda JD27FG model monitörü alınır mı? Öncelikle şunu söyleyelim. Bu monitör tabii ki 1080p çözünürlükte akıcı oyun deneyimi yaşamak isteyenleri hedefleyerek üretilmiş. Eğer 1080p'den daha düşük çözünürlüğe sahip bir monitörünüz varsa ya da 1080p 60 Hz TN panel monitörünüzde oyun oynamak artık size keyif vermiyorsa evet bu monitör bu özelliklerle sizin için kesinlikle ideal diyebiliriz. 1080p çözünürlük 144 Hz tazeleme oranı 1 milisaniye tepki süresi AMD FreeSync ve VA panelle çok da uygun renklerle birlikte gerçekten güzel bir oyun deneyimi yaşatıyor. Ben bu hertz konusunun açıldığı her zaman söylüyorum. İkisi de 1080p çözünürlüğe sahip olmuş olsalar bile asla 60 Hz monitörle 144 Hz monitörü birbirine karıştırmayın. Arada gerçekten dağlar kadar fark var. 144 Hz monitörü bir kere tecrübe eden kişi zaten ne demek istediğimi çok rahat anlayacaktır. O yüzden eğer bütçeniz bu değişime müsaade ediyorsa mutlaka 1080p 60 Hz'den 1080p 144 Hz'e geçiş yapın derim. Özellikle 1080p çözünürlük 144 Hz için güçlü bir sisteme sahipseniz bu değişime fazlasıyla değecektir. Sonuç olarak James Tankey monitörü kullandığım süre içerisinde teknik açıdan herhangi bir olumsuz tarafını görmedim. Görüntü kalitesinden akıcılığa kadar oldukça keyif aldım. Herhangi bir ghosting sorunuyla falan da karşılaşmadım. Yani bu ayarda olan tüm monitörlerde olduğu kadar ghosting vardı daha fazla değildi. Teknik anlamda güzel özellikleri var. Bu konuda hakkını verdik. İnce tarz monitör sevenler için ince yapısı da çok güzel olmuş. Evet o konuda da hakkını vermekteyiz. Ama eğri oturup doğru konuşmak lazım. Monitörün hareket anlamında dediğimiz gibi sadece öne arkaya eğilmesi bana göre bir eksi. Hiç olmazsa destek ayağın boyunun biraz daha yukarıda olmasını isterdim. Benim kendi kişisel fikrim bu yönde. Ama genel anlamda baktığımızda kullanıcısını kesinlikle memnun eden bir monitör var karşımızda. Fiyata gelirsek, monitorincehesap.com'da satılmakta 24 inç olanın fiyatı videonun yapıldığı tarihte 1399 liraydı ve 27 inç olanın fiyatı ise 1899 yani 1900 liraydı. Daha sonra fiyat kampanya veya kura bağlı olarak belki değişebilir, bunu bilemeyiz tabi. Ama şimdilik fiyatlar bunlar. Şimdi tabi bu fiyat bandında 1080p'de çok rakip var. Özellikle 1900 lira seviyelerinde ortalık baya bir karışık gerçekten. Size tavsiyem şu artık TN panel monitörleri almamaya çalışın. Bunun gibi VA ya da IPS panellere yönelin. Böylece çok daha doygun renklere sahip olabilirsiniz. Evet monitörü alma düşüncesi olan ama almadan önce incelemesini izlemek isteyen arkadaşlara umarım faydamız olabilmiştir. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.